Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yılın son haftasında yılın son haber bülteniyle karşınızdayız. AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Mustafa Serden geçti. Yeni yıl dolayısıyla birer yazılı kutlama mesajı yayınladı. Cengiz Aydoğdu mesajında 2018 yılınızı en içten dileklerimle kutlar, ülkemize, milletimize, Aksaray'ımıza, tüm insanlık alemine huzur, saadet ve esenlik vesile olmasını dilerim. Selam ve saygılarımla. Mustafa Serden geçti ise mesajında 2017 yılını artık geride bırakıyor, yeni umutlarla, yeni heyecanlarla hep birlikte yeni bir yıla hazırlanıyoruz. Öncelikle 2018 yılının şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, ülkemizde ve yeryüzünde barışa, dostluğa, dayanışmaya vesile teşkil etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. 2017 yılında bölgemizde ve ülkemizde yaşanan sıkıntıları, acı hadiseleri ve terör olaylarını millet olmanın verdiği güçle ve dirayetle hep birlikte aştık. 2016 yılında hain terör örgütü FETÖ'nün kalbimize bir bıçak gibi sapladığı 15 Temmuz ihanet girişiminin yaralarını 2017 yılında sardık. Sorumlularından hesap sorduk ve 2018 yılında da bu hesaplaşmaya devam edeceğiz. Zorluklar karşısında bir millet olarak kenetlenirken milli ve manevi birçok güzel günleri de yine hep birlikte yaşadık. Şehrimizde ve ülkemizde 2002 ila 2016 yıllarında olduğu gibi 2017'de de sağlık, eğitim, sosyal hizmetler, ulaştırma, tarım, kültür, bilim sanayi ve belediyecilik hizmetleri gibi birçok alanda hedeflediğimiz kalkınma hamlelerimizi gerçekleştirdik. 2017 yılında bu yaptığımız kalkınma hamleleriyle Aksaray için yaşanacak ve yaşanılacak bir şehir olma hayalimize yaklaşırken bu yılı en verimli şekilde geçirerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki 2023 hedefimize de bir yıl daha yaklaşmış olduk. Bu duygu ve düşüncelerle 2018 yılının şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum. Aziz vatandaşlarımızın ve sevgili hemşerilerimin yeni yılını tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum. Aksaray Valisi Aykut Pekmez de yaşanan yeni yıl heyecanını yazılı bir mesajla kutladı. Vali Aykut Pekmez mesajında, mutluluk veren hatıraları, sevindirici gelişmeleri, acı ve tatlı olaylarıyla bir yılı daha geride bırakıp huzur içinde yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşamaktayız. Yeni bir yıl yenilenen, tazelenen ve güçlenen bir yaşam dönümü ve habercisidir. İlimizin kalkınması ve gelişimi için belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için yeni yılda da kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri ve tüm paydaşlarımızla birlikte her zaman olduğu gibi uyum, işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. 2018 yılının ülkemize, milletimize huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyorum. Bu vesileyle hizmet etmekten onur duyduğum saygıdeğer Aksaraylı hemşerilerimin ve her kademedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın yeni yılını en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım. Yeni yıl mesajlarıyla devam ediyoruz. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy da yazılı yaptığı basın açıklamasıyla yeni yılı kutladı. AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy yeni yıl mesajında Mekke'nin fethinin de yıl dönümünü kutladığımız yeni yılda sorunların çözüldüğü, huzur ve güven ortamının sağlandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, yeni yılın daha iyi hayat şartlarına ulaşıldığı bir yıl olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. 2017 yılı dış mihrakların ülkemizi hedef alarak bizlere diz çöktürmek istemesi, bizleri yıldırıp hedeflerimizden saptırmak için başlattıkları oyunlarla geçen bir yıl oldu. 2017 yılını milletimizin feraseti ve desteğiyle hain işbirlikçi ülkelerin karşısına dikilerek geçirdik. 2018 yılında da dikileceğiz. Milletimizin geleceğe umutla bakması için başlattığımız istikrar ve kararlılık adımlarıyla kalkınma hamlelerimiz hız kesmeden devam edecek. 2017 yılında dünyanın çeşitli bölgelerinde özellikle Müslümanlara yönelik yapılan zulüm ve sindirme politikalarının 2018 yılında son bulması en büyük dileğimiz olmakla beraber AK Parti bununla alakalı tüm girişimlerde bulunmaya devam edecektir. Yeni umutlarla karşıladığımız 2018 yılının başta Aksaray'ımız olmak üzere bölgemize, ülkemize ve milletimize hayırlara ve berekete vesile olmasını temenni ediyorum. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da yeni yıl dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.
Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da yeni projeler ve hizmete açılacak projelerin müjdesini verdi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yeni yılın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek 2018'de Aksaray için daha büyük ve etkin projeler hazırlayacaklarını belirtti. Yeni yılda birlik ve beraberlik anlayışının daha da pekişmesini temenni eden Yazgı, mesajında şu ifadelere yer verdi. 2018 yılının ülkemize, ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesini, dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum. Gücümüze inanarak karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz. İlimizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir kent olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin yeni yılını en içten duygularla tebrik eder, saygı ve sevgilerimi sunarım. Aksaray Belediyesi kış aylarında hasar gören yollarda asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi asfalt yama ekibi yoğun bir çalışma temposuyla yollarda oluşan çukurlara geçici çözüm uyguluyor. Kış mevsiminde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren belediye uzak yakın demeden Aksaray sınırları içerisinde bulunan tüm asfalt yollarda yama çalışmaları yapıyor. Kış mevsiminde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt yama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aksaray genelinde deforme olan yollarda çalışmalarını hızlandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Hacı Hasanlı Mahallesi'nde asfalt yama çalışmalarına devam ediyor. Aksaray Belediyesi güzel havaların etkisiyle belirlenen program dahilinde kentteki yolları ring halinde tarayarak bozuk satıhlarda asfalt yama çalışması yapıyor. Yapılan iyileştirme çalışmaları kapsamında asfalt yama ekipleri altyapı çalışmaları veya kullanımdan bozulan güzergahlarda yol iyileştirme düzenlemelerinde bulunuyor. Sevgili seyirciler, unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek kartpostallar. Aksaray PTT Baş Müdürlüğü özel gün ve haftalarda yaptığı kampanyalarla hem yazı kültürümüzü geliştirmek hem de kartpostallarla sevdiklerimize ulaşmak için keyifli kampanyalar hazırlıyor. SMS ve elektronik posta gibi araçlar mektup ve tebrik kartlarını unuttururken PTT Genel Müdürlüğü düzenlediği kampanyalarla kartpostalları yeniden halka hatırlatmaya çalışıyor. Bu kampanya kapsamında Aksaray PTT Baş Müdürlüğü özel gün ve haftalarda tebrik kartı geleneğini Aksaray'ın tarihi ve kültürel güzelliklerini yansıtan özel kartpostallarla sürdürmeye çalışıyor. Yeni yıla özel hazırlanan ücretsiz tebrik kartlarıyla kampanyaya ilgi gösteren vatandaşlar hem nostalji yaşamış ve yaşatmış hem de kalıcı muhteviyatı ve hatırası olan birbirimizle duygu ve düşüncelerimizi paylaştığımız tebrikleşmeyi de yeniden ihya etmiş oluyor. 2017'den 2018'e geçerken de vatandaşlarımızın yeni yıl kutlama tebriklerini idaremiz kendi basımlarını ve Aksar görsellerini, Aksaray'ın doğal güzelliklerini ve tarihi yapılarını bir kartpostal haline getirdik. Bunları vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Sağ olsun basınımızın da desteğiyle yoğun bir ilgi oldu. İnşallah bunu arttırarak önümüzdeki yıllarda daha fazla Aksaray'ın tanıtımına katkı bulunacağımıza ve yazma kültürünün gelişmesine yardımcı olacağımızı düşünüyorum. Amacımız bu. Yazıyı bir alışkanlık haline getirmek ve bunun devamını sağlayabilmek. Kartlar bizden sadece 0.75 kuruşta ülke içinde bunların göndermesini sağlıyoruz. Yerlerine ulaştırmasında bir öncelik veriyoruz. Sevgili seyirciler, yılın son haftasında, yılın son haber bülteninde biz de Aksaray Belediyesi ailesi olarak yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyor, sizlere veda ediyoruz. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın. Müzik